Komşudan al haberi. Bu biraz şamatacı bir eşek. Şamatacı ya, çok aşarı. Ya benim eşeğim huyunu niye söylüyorsun? Anırıp duruyor mu bu? Ya o koyu kaldırıyor yani şamatasından. Senin isim neydi dayı? Osman Özel. Osman dayı. Alihsan temizim ben de. Alihsan dayı. Temiz. Alihsan temiz ama. Sen sabahları uyanmak istiyorsun yani. Tabii eşek erken uyanmadım. Eşek seni uyutmuyormuş ki. Hiç mi uyutmuyormuş ya? Sorayım. Hiç mi uyutmuyor bu hayvan? Efendim? Hiç uyutmuyor mu bu hayvan? Yok bu şamateden durur mu ya? Çok şamata yapar. Ya şamata yaparsa da alıyorum. Ne yaparsa yapsın alıyorum. Bu geri vitesi otomatik vitesiymiş. Ha sen otomatik vitesine tavır. Evet tabii canım. Evet. Kaç kilometre? saatte 20 kilometre hız yapayım. Ne diyorsun sen? Ha gördüm evet. Ben. Saatte 20 kilometre evet. Hız yapamayan araba biliyorum ben ya. Yaz kabriyo üstü de açık. Ya biraz da partal oldu benimki ama şey kardeşim. Saatte senin gözün var eşekte benim anlamım. Benim gözüm var. Saatte 2 kilometre gideyim bu erken. Benim istediğim şey verim ya ama ne fayda. İşte arayı bulacağız. Ha. Kaç yaşında hayvan? Kaç yaşında? 20 yaşında. Vardır. 15 yaşında. 15. Sen sus lan. Kaç yaşında dayı? 15 yaşında bu. Vardır 15 ya. Yaşında. Ne? 15 yaşında. Eşeğin yaşı nasıl anlaşılır? Dişine bakıyorlar. Bakalım. Bir var işte. Bakalım bir. Bak. Aç. Alıcıysan aç. Aç. Var. Bu 16 apa. Var be. Var. Var. Şimdi bak. O 16 yaşında Şuray var. Şuray Bey. 16 ben buna yok. Bir iyi bir tatlı bir fiyat vereceğim. Verirse verir. Vermezse kendi bürü. O kadar dayı. Sen de İstanbul'da çocukların yanına gitmek istiyorsan fazla da uzun etme be dayım be. Gideceğim ulan merkebine 250 kağıt para. Yok, verdin yok. Mi? Olmaz. 250 az. Az mı? 250 az. Ne yapak? Sen ne istiyorsun? Hocam senin şeyine buna bir 50 lira düşerim. 450 iner olursa. 350 iyidir. 350. Hocam iyidir. Bak, 16 yaşında. 16 yaşında. Gideceğim. Tamam da 16 yaşında dayı. Araba çıkın. Hayırlı uğurlu olsun. Diyelim mi hayırlı uğurlu olsun? Hadi. Gel dayım gel. Hadi. Ya hadi bir el at bakalım dayı. Ne diyeyim ben orasını diyor. Ya dürüst satıcıyız ya hani böyle kilometreyi sıfırlarlar ya arabalarda. Beni bu camda bulamak arkadaşım. Sen de beni bulamak. Bir daha fiyat bulamak. Eşek çok alıcı az bu ara. Öyle mi hocam? Var ha. 350 iyidir sen. Verdin mi 350? Hayırlı uğurlu. Hadi bak hayırlı uğurlu olsun. Hayır, parayı. Dur yüküyle görevler mi götüreceğim? Yüküyle bana bak ya. Yükü için ayrı pazarlık yapacağız. Tut samanı olmaz. Samanı 500 dayı, lira yapıysa da ya. Tut elini. Samanı. 250 de samana. 250 de samana. 250 de samana. Verdim getir. Hayırlı uğurlu olsun. Hayır, seni kırmıyorum ha. Yoksa vermezdim buna. Sen 600 lira veriyorsun samanla tamam, aşık sen. Tamam oldu. Şuna. Güzel alışveriş. Tabii canım. Güzel alışveriş. Güzel alışveriş. Hayırlı uğurlu olsun. Parayı huzurunda sattım. Paramı senden çekecek alırım. Bu minnet şahit olsun. Ha. Tamam. Vereceksin yani değil mi parayı? Vereceğim tabii canım. Sen hadi. Tedarik et gel. İstese vermesin. Hadi. Allah işini gücünü rast getirsin dayı. Amin. Hadi güle. De. O hayvan var ya, hor kullanılmış. Bildiğimden değil de yani. Bayağı büyük taşımış. Yaş 16, elinde kalacaktı. İyi ettin değil mi? İyi ettin. Seni sebebine verdin zaten. Ben Allah de razı olsun. Ben de şu katlısı bir böyle şeyi bulsak da. 37 yaşında. 94 bin orijinal ama kolay gelsin dayı. Allah razı olsun. Bağ girdim üzüme de çıbık dedi gözüme. Bağ girdim üzüme de çıbık dedi gözüme. Çıbık gözün kör olsun da şoray çalındı gözüme. Çıbık gözüm kör olsun da şoray çalındı gözüme. Samanlıkta kediler miyav miyav dediler. İki kedi bir olmuş sakallıyı yediler. Ya bu şoray var ya. Deli başı da arkadaş. Niye? Bir eşek 350-650 olur mu? Bak kardeşim bir şölayımız var. Onu da şimdi kötületmek istemiyorum. Yani elimden gelse şey çiğneyeceğim olmaz, da. Şey he geldin mi? 2 dakika uzaklaştık. Ya, arkamda konuşuyorsunuz değil mi? Tabii konuşurum. Duydum ha. Orada. Ne? Bir eşek 350'ye iyi aldın sen bunu arkadaşım. Ya 350 eşek olur mu arkadaş? Nerede 350'ye? 250'den aşağı sıpa yok sıpa. Ben sıpa mıyım ben? Yok estağfurullah onu demek istemiyorum. Yok ya. Pazarlığı yaptık.
silahımı dayadım ben kafama. Ulan bana bak çocuk. Allah Allah. Kaçma sen ha. Lan ne alın orada, alın alın. Alın lan. Ya dur, kaç lan kaç. Nişanımda dur. Lan kaç kaç. Nişanımda dur. Öldüreceğim onu lan. Nişanımda dur. Lan kaçın buradan. Dur 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 dur. Dur sen. Ya. Ne yapıyorsun ya? Dur ya. Lan bana eşeğe fiyatlı verdi. Ayıp ayıp. Ortada çekiyor adam. Karakol var. Ya sen ne yapıyorsun ya? Lan jandarma neymiş bir de? Jandarmaya haber ver. Haber vererek bırak olmaz ya. Bırak sen. Al kaldı bir katil olacaktım ha. Katil. Nereye gitti lan bizim haber ha? Anana mikrofon sende desene. Hadi. Misafire o kadar. Bak adamın misafiri nereye kadar kovaladı? Gel gel gel. Bak. Seni affettim gel gel. Ver alısını aşağına adamı ver. Allah şunu götür bizim eve. Allah şunu bizim eve götür. Ver aşağıya o dayan destek ya. Hadi barışın barışın. Dur dur. Misafirle taklaşma barışın hadi. Barışak barışak. Barışak amma bir daha yapmasın bunu. Elindekini ver de öyle barışın. Ondan... Yok vurmam vurmam. Cesaret edemez gel gel ver şimdi. Ya gözüm döndü arkadaş ya. Gel barıştırayım ben sizi hadi. Şoray Bey'di bağır. Barış. Şoray Bey. Barışalım. Gel gel barış yok gel. Yok. Lan nereye kaçıyorsun lan? Lan nereye kaçıyorsun? Lan nereye kaçıyorsun? Annem annem annem. Develi dağlar severler ağlar. Senin şimdi başına sıcaklık vurmuş. Bak başına sıcaklık vurmuş onun için sen alıştıran mı? Bak barış. Halim sen miydin ya? Abicim eşeği aldın sevinçten türkü söylüyordun oradan sonra baltayla kovaladın. Allah eşine yardım etsin seni. Ya bırak Allah aşkına sen de ya. Sağ mı eşin? Yine kafam. Ne? Eşin sağ mı? Tabi duruyor evde hanım, turp gibi. Allah yardım etsin ona. Abi. Aksisin sen aksi aksi kusura bakma ben, dayı. Ben taksi de oğlum. Aksisin diye ya. Aksisin diye mi? Ben beni kaç numara taksilerini diyor. Lan ne mu zanıyor lan beni sen? bırakmaya mı yiyorsun? Oynar meram yolunda heybe dalında. Düğünlerimizin yine önemli geleneklerinden bir tanesi de damat tıraşıdır. Damat o gün tıraşını olmaz. Hayatında bir kere bir de damat tıraşı olur. Bu damadımız kimdir, nedir, necidir? Dünya yakışıklısı bir arkadaşımızdır. Hazır olun. Ekranlarınızın camına biraz daha yaklaşın. Gözlerinizi biraz daha açın. Damatla tanışma anı. İşte damadımız. Yabancılar buna baby face diyorlar. Türkçesi bebek yüz. Bebek yüzlü damadınız. Bugün düğün olacağını ya unuttu ya da heyecandan sabah kendi kendine tıraş oldu. Damat kendi kendine tıraş olunca ne olur? Acemilik yapar. Yüzünü keser. Sevgili damatlar, gelin kendinizi eziyet etmeyin. Kendi kendinizi yolmayın. Bu işi profesyonellere bırakın. İsim nedir damat bey? Cafer. Yaş? 40. Peki 40 yıl neyi beklediniz Cafer Bey? Nasibi. Nasibi beklediniz. Eşinizin, müstakbel eşinizin adı? Fatma. Sabah olmuşsunuz ama bir de yüzünüzü de yolmuşsunuz ama biz size bir damat tıraşı yapalım. Buyurun profesyonellerin yanına. Sadıç Bey. İşte işi bilen Sadıç. Nasıl olsa tıraş bedavaya geleceği için bir haftadır. Öyle. İşi bilen Sadıç'ın hali başka. Sizi alalım. Burada neymiş? Veresiye yoktur. Selamünaleyküm dayıcığım. Aleykümselam. Rahatsız olma ne olursun. Ya da ol sen bilirsin. İsim? Buyur. Ahmet Baş. Ahmet Baş ne oturuyorsun burada dayım? Şey ben şey diyor. Veresiye istiyorlar. Ben de peşin istiyorum. Kalayım bakalım ne olacak. Siz berber dükkanının neyi oluyorsunuz? Başkanı. Patron sensin? Evet. Sen tıraş edeceksin dayı? Yok. Duymuş efendi diyecek. Ben parasız etmem de vermem yani. Parasız vermem damat mi? Tıraşı yapmaz. Yapmaz. Peki Durmuş Bey kendi pazarlığını yapamıyor mu? Bilmem orasını. Kendi yaparsa yapmazsa orasını anlamam ben. Siz komisyoncu musunuz? Evet. Ya arkadaş her şeyin bir komisyonu aracısı var yani. Damat tıraşında bile artık aracılar almışlar yürümüşler. Bu dönem kaça gidiyor damat tıraşları? Vallahi şeyine göre
damadın suratına göre mi? Damadın suratına göre. Evet. Önemli olan damadın yüzünün yüz ölçümü. Hayır, bir karış yok ya benim Cafer'di değil mi? Cafer'cimin yüzünde bir karış yok ya. İki tane tüy alacaksın yani. İki tane tüy alacak mı? Yine parasız olmuyor. En az berber 40-50 bin liradan aşağı vermez. 40-50 liradan aşağı. Kimden alacağız biz bu parayı? Ben alacak. Berber verecek işte. Kim verirse adam komisyoncu ya, kim almış kime benim umurum değil. Sen kaç komisyon alacaksın? Yüzde kaç çalışıyorsun? %10, %20 çalışıyorum. Ya ben pazarlığa açığız hani. 40 liraya da olur, 50 liraya da olur. %10 da alırız, %20 da. Esnek. Biraz esnek. Sadıç Bey buyurun. Sadıç. Selamünaleyküm. Sadıç aslında program 2 bölüme çıktığı zaman bize lazım. Şuradan şuraya gelmesi yaklaşık bir böyle 15 saniyemizi bir hafif. Evet. Baba. Ne diyelim? Ne diyelim şey? Söyleyin. Berber tırasını parasını vermem ben. Tabii ya, ona biliyor. Ya ne istiyor? Koysana parayı. Veresiye yok. Bak orada yazıyor. Ne kadar istiyorsun? Bitmez bu var. 40-50-60 60 öyle ne varsa. Karan elinde ne koparsa yok. Paramız yok. Defol git o zaman, laf mı ya? Laf mı? Çek git o zaman. Tütün ya. Satımına yapsak. Ya veresiye yok. Olmaz. Ne yazıyor burada? Ne yazıyor abicim burada? Ne yazıyor? Veresiyemiz yoktur yokmuş ya. İyi. Güzel. Dayı sen 40 olur dedin, 50 olur dedin, 60 olur dedin. Bunun 40'ı senin. Kim olursa olsun da yani. Yani sen diyorsun benim payımı alan da. Şimdilik bu bende kalsın. Bu kalsın. Payımızı biz ayarlayalım. Komisyoncuyla çalışmak pratik bir şey. Alacağım belli, vereceğim belli. Aradaki pek çok detayı atıyor. Geçelim mi artık tıraşa? Geçelim. Sen hazır mısın damat tıraşı için? Garibim seni kurban edeceğiz desek ona da hazır. Ya bu kadar iyi huylu bir damat. Peki 40 sene boyunca sevgili damatçım hiç istediğin olmadı mı böyle evlenmeye? Yok. Hiç kimseye gidip istemedin mi? İstemedim. Doğru mu diyor dayı? Doğru ya, nasıl bahsetmemiş çocuğu canım? 40 sene emsallerinden dede olanlar var. Var. Var değil mi? Var. Kendi yaşıtların torun seviyorlar. Torun seviyor. Siz hala daha evleneceğiniz de. Evet. İnşallah. Olur. Çocuk okula başladığı zaman inşallah yarın öbür gün götürdüklerinde şey derlerse maşallah ya ne güzel dede torununu da okula getirmiş derlerse olur, problem değil. Hazırız inşallah tıraş etmeye. Evet. Üstadız. Evet. Anlarız bu işten. Yapalım tıraşını. Sabun, araba yıkamıyoruz biz. Berber mi? Ya 40 yıl beklemişim, beklediğine değmiş. Bu nasıl bir ince işçiliktir? Koskoca fırçayla, ya biz kamyonu zor yıkıyoruz, jantları bile tutturamıyoruz. Bıyık arasını yapmışsın ya, yani tebrik ediyorum. Uzmanlık başka bir şey. Yani alet, edevat, alet işler el övünür ayrı bir şey de koca fırçayla şu şeyi nasıl yapıyorsa. Size de yapayım. İnanılmaz eli hafif. Allah Allah. Şu bıyık yerini bir ayarla. Ya ben inanılmazsın ya. Üstad öpeceğim. Başka yolu yok. Sadıcın dünya be. Tabii damadın yaş biraz geçkinci olunca Sadıç da tabii bir parça. Yaş kaç? Kaç yaş? 40. Evlisin. Güleç yüzlü adam. Yaktım be damat beni. Niye yalayacaksın? Çocukluk arkadaşın mı? Sorunun muhteviyatı önemli değil. Galatasaray Fenerbahçe ne olur? Maksat abi, çay içer misin? Evde de böyle misin? Hanım diyor hoş geldin benim. Hoş bulduk. Karnına şu fark etmez. İşte güler yüzlü adam geçim ehli oluyor. Hiç kimseyle bir kavgan dövüşün. Hayır, nasıl olmadı. Olsun ki? Sana borcum vardı, bu ayı diyemeyeceğim. Ödeme canın sağ olsun.
Ev senin mi, kira mı? Evet benim. Sorunun muhteviyatı hakikaten önemli değil. Kaç yıllık evlisin sadece? Bilmiyorum ki. Bir unuttun mu? Unuttum. Kalıyor mu? Kalsın kalsın. Kalsın. Vallahi pratik. Neymiş efendim? İşte yapıyor. Öyle değil. Öyle değil. Bu hakikaten daha sağlıklı. Yumuşadı mı? Tam yumuşamamış seninki. Bana düşmez tabii, uzmanı sensin de. Hadi damadın yüzüneyse de sadece yüzüne ustura yetiştiremeyeceğiz biz, ben sana söyleyeyim. Onun olayı var şimdi, onları ben temizleyeceğim. Ciddi. Vallahi göreceksin. Terzi kendi söküğünü dikermiş. Evet. Berberimiz jilet gibi. Sinek kayıyor. Az önce gördüm, şık, aşağı indi. Şimdi bir pırıl pırıl yapalım ustacığım. Bunları değil mi? He ustacığım, sana zahmet. Ustura bu mu? Evet. Sen de sürme bana ha. Vay be! Hakikaten yani tıraş makinalarının elektriklisi çıktı, otomatiği çıktı derlerdi, reklamlarını izlerdim, hiç birebir görmüşlüğüm yok. Çok iyi be usta be, buyur. Çalı gibi sakallarınız mı var? Yüzünüz ormanlık alana mı döndü? Hiç önemli değil. Fen her şeyin çaresini buldu. Bu çalı gibi olan sakallar için üretilmiş, özel dizayn edilmiş ustura. Bir mas atlayalım size zahmet. Çene kısmı zorluyor, ben sana söyleyeyim. Çenede var problem. Bismillahirrahmanirrahim. Uzmanlık burnuna kaptırmamakta. Asıl olan sadece sakalları almak. Burnu kaptırdığın zaman olmaz. Bıçak kesmiyor. Bırak para verelim. Hızar o koca Hızar, Allah korusun. Bak ya, yerinde duramıyor. Yerinde duramıyor Hızar. At elini bir cebine. Aman abi çok güzel olsun. Güzel olacak, merak etme. En büyük bahşişi alacağımız alet bu. Şimdi bizim geleneklerimizdeki damat tıraşını sen al. Korku filmi yap, üstelik serisini yap. Yok ya, yedik biz de. Korku filmiymiş de. Dördüncüsü çekiliyormuşmuş da. Gişe yapıyormuş da. Aslı bizde. Efendim? Kesti ben suratımızı. Yok yok, çizik bile olmayacak, güven sen bana. Çizik bile olmayacak. Biraz acıdı mı? Burası acıdı ya. Kusura bakma, bu tarafta acıtmayacağım inşallah. Korkma dayı. Kıpraşma. Kıpraşma. Ya ne oldu? Acısı yüzüm olmuyor. Koca testere ne yapayım? Öyle testere olmaz. Öyle bıçak olmaz. Nasıl olmaz? Evet. Neyle alacağız? Çalı gibi olmuş. Çalı. Sakalı sen amca. Sakalı sen. Abi nasıl şimdi? Efendim?
Burada yıkayacağız ha Cafer abi. Evet. Buyur. Sadıç mı yıkar? Vallahi. Yıka yıka. Yıka bakalım. Su sızıyor, sızıyor. Su sızıyor, sızıyor. Daşların arasından, daşların arasından. Eğil bir yol öbeğim, eğil eğil. Damadın sertliklerinden arınması için, eşine iyi davranması için, çok fazla sert olmaması için tokaşla kafasına kafasına vurulmak suretiyle damat da bir hafif çitileniyor, yumuşatılıyor. Yalan aslanım, yalan. Oğlan mayilen, oğlan sözüme de kayilen, oğlan enişte bana pişt demiş. Yalan aslanım, yalan. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.